Adak vardı biz. Kestiniz mi? Adak kestik. Hemen kestik. 15-20 gün içinde kesildi adak. Evet. Sonra o defterdekileri yaptık. Bitirdiniz mi? Bitti. Başıma gidiyor. Eşim de yaptı. Eşimin son 2 gün orucu kalmıştı. Orucu bitirmedi mi? Bitirdi. Dün bitti oruç. Dün bitti oruç. Evet. Dün son günüydü. İşte bugün size gelmek niyetindeydik. Bugün tekrar oruç tuttu. Oruç tutunca eziyet ediyorum ona diye. Ben Allah'a dua ettim. Dedim ki ya Rabbi yani. Bana öyle bir dua öğret ki hızır aristelam gelsin. Hatta kulabı da getir dediniz. Bana öyle bir geldi. Dua. Siz oturun. Ben anlatacağım. Oturun hocam anlatayım ben. Anlat bakalım. Oturun siz de. Evet. Hocam dua ettim hızır aristelam. Dedim ki ya Rabbi ben çok çekiyorum. Ben çekiyorum, bak nörolojiye de gittim, bu da bir şey bulamadım. Ne oldu dedim anlamadım. Bir tane kaldı dedi, bir şeyler oldu, beni kandırıyor herhalde dedim. Bir şeyler oldu senin için. Ondan sonra, dedim senden başka ilah yok. Bak baba böyle insanları Allah sandırtıyor bana, herkesi. Allah'tan, direniyorum Allah'tan, benim ilah yok Hazreti Muhammed Mustafa'nın. Şirk koşturuyor. Hep şirk koşturuyor. Ulan ben şöyle rüya gördüm. Rüya gördüm. Burada diyor ki rüyada ya şeytaniydi ya ahmane onu. Ama onu yaşamayacağım. Allah, Allah bilir. Allah bilir. Yaşadım. Allah bilir. Şurada arkadan diyor. Yarın oradan diyor bana. Ya şeytan. Allah. Bu krizlere dün mü girdi? Gösterdim. Şöyle daha iki gün önce, muydu? İki gün önce, üç gün önce ben yalnız da evde, geldiğinde Burcu bana inan dedi, halüsinasyon gibi bir şey görmüş, bana dedi şeytanı gösterdi. Kağıdı verdi, kağıt nerede? Kağıdı getirmedin. Kağıt da ver. Anlat hepsini. Anlatacağım. Duvarda şeytan onu yalnızmış göstermiş o işte. Allah bilir. Şeytan falan bilir. Ama Allah da yan komşularına. Rabbim belki şeytan, belki Rabbim bilir. Dur ben anlatayım, dur. Onu öyle göstermiş. Ondan sonra tamam dedim inanıyorum dedim. Gece vicdan azabı çekti kendine geldiğinde. Çünkü ben dedi öyle zannettim. Ona dedi öyle kadını günahını aldı. Ertesi gün de kadın geldi. Bu sefer de onu hızır zannetti. Kadın dedi ayağını öpüyor. Sonra bize hepimize inandırmaya çalıştı. Bir iki saat sonra kadını şeytan zannetti. 2-3 saat sonra kendine geldi. Sonra da o akşam bu krizler başladı. Hocam. Sonra da hocam bir dakika, Allah'la konuştum demedim sana. Dur. Allah bana gösterdi dedim. He. Sonra tövbe ettim. Tövbe ettim. Kafam karışık olduğu için dedim ki ya bana bilmediğim isimler çıktı. Babamın. Evet, hocam, babamın. Evet. Babamın annesi. Babamın annesi. Ne? Babası. Babası birini öldürmüş, katil. Katil olmuş. Doğru mu böyle bir olay? O doğru. Dayısına sordum, dayısına da doğru. Ondan sonra yazdırdım sana değil mi? Unutmayayım diye. Niye getirmedin? Hepsi aklımda. Ondan sonra yer için bu. Yani tarla için öldürmüş adamı. Adam bunları öyle söylendiği için öyle anlıyor. Geliyor kendi kendine şeytani olabilir mi? Ahmani mi bilmiyorum, karıştırdım. Evet. Sonra ona yanlıştı. Diyorlar ki söyleyeyim köyler. Sana sen bu bilmiyorum. Allah bilir tabii. Sen tabii sen bir dua ettin herhalde. Şimdi şöyle büyük bir dua ettim ben. Büyük bir dua ettim. Allah dedim. Benim üzerimde hala bir şey kaldıysa geldiyse bana, sen bana bunu göster. Bana dedim hepsini göster bana. Hızır aleyhisselamla kadından dedim. Kadından dedim. Ordularını yolla bana dedim. Bana yardım et dedim. Allah'a. Üçüncü gün kasılmaya başladığı zaman, son gün oruç tutarken... O gün de oruçluydu. Onu kadını hızır zannettiği gün de oruçluydu, iki gündür. Peki bu orucu ne orucu diye niyet ettim? Sizin verdiğiniz şey var, yedi gün. Dördünlerde geldik diyor, abi üç aydır tutmadın mı siz bir orucu? Tutmadı. Niye? Tuttu bir kısmı, iki günü kaldı. İki gün, şimdi beş i̇ki gün tuttum, he. İki günü kaldı, tutmadım. İki gün. Kaç ay oldu abi siz gelin? Tamam. Üç ay, dördüncü ay tutmadı. İşte tutmadı, iki günü de sonra bitirdi. İki günü de tutturdum.
sadakasını verdi. Kurbanı kestik, her şey kesildi işte, babam geldi, bilmem ne. Hocam, şeytani rahman hep karıştım da ama bilmiyorum, ben sana her şeyi anlatayım, sen çözebiliyorsan sen çöz. Tamam. İsmail adında babası, Dedesi İsmail. Adam öldürdü. Tanrı çekti İsmail, adam öldürdü. Tanrı çekerse çeksin. Tanrı için adam öldürmüş. Evet. Kendi sınırında. Bu adam da öldüren adam da İsmail. Ölen adam da Hasan. Hasan'ı öldürmüş. Hasan'ı öldürmüş o Hasan. Hasan'ı öldürmüş. Sen dua edince bu geldi. Bunu gördün, evet, doğru mu? Evet, doğru. Benim. Yani sen Allah'ım bana ne olsa göster dediğin zaman, hayır, daha İsmail'i daha... Hasan'ı öldürürken... Hayır, rahat etmek daha için, sonra... rahatı ermemiz için dedi. Günahlarını rahat olsun. Şimdi şöyle dua ettim. Ya Rabbi, işte Hızır Aleyhisselam dedim. Nasip edin. Böyle dua ettim. Dedi ki, her şey... Dedim ki Hızır Aleyhisselam, bir tane kadın geldi. Hmm. Kadın çıplak. Komşumuz, komşumuz da bak. Allah bilir tabii Hızır'ımı. Kadın. Hı. Fakiriz dedi. Yan tarafı, bizim evimizin yan tarafında oturuyorlar. 6 kişiler. Hı. Akşamları bana ya o duvarda böyle şekiller görünmeye başladı. Ben bunlarla kendim savaşmaya başladım. Tuttum seni öldürür etmem falan bir şeyler söyledim. Hı. Allah dedi. Yana yardım et dedim. Sadat-ı Kiram yardım et dedim. Peygamber Efendimiz'den yardım istedim. Tamam. Ondan sonra bana bir diyor, bu kadın diyor, şeytan diyor birisi. Ondan sonra kafamda bir diyor, bu Hızır olabilir mi? Kafam ne oldu anlamadım. Sonra bu kadını getirdik. Bana dedim, kadından mı geldi? Bana bir Allah'ım dua öğret dedim. Bu kadın, kadın da o dua da bilmiyor. Subhaneke okudu, Elham okudu. Kulufallah okudu. Dedim, bunda bir hayır var, bir şey var ama ya hayır, ya şer bilmiyorum. Sonra para, ya gittim buna para, senin en son yapacağın şey vardı ya, ada, hani sadaka. Onu tuttum, sadaka. Sadakayı vermemiş miydin? Sadakayı vermemiştim, sadakayı da buna verdim. Kadına? Kadına. Kim bu bilmiyorum yani. Komşumuz oğlum yan taraftan. Komşumuz ama. Sonra? Hayır, Allah bilir. Rabbim bilir. Sonra? Sana da diyor şeytan dedim. Ne adam iyi dedin. Diyor, anlamadım seni. Ne çözemedim. Ne yapacağız? Allah. Sadakayı verdi. Verdik. Ne kadar sadaka verdin kadına? Mum yuttum ya, mum yuttum böyle. Olan bütün parasını kadına verdi. Allah bilir ya, belki Allah onunla geliştirdi mi? Yer şey aldım, mum vardı. Sıcak mum böyle örttüm boğazından bir şey oldu. Niye? Yap demişler onu. Yap dedi. Gece biz belki dedim Allah'tan bir şifadır. Ama Allah bilir, olabilir ya. Bunu kim dedi sen oğlum yok diye? Böyle içime geldi. Yaktı mı içimi? Yaktı, yanıyor. Hala yanıyor musun? Oh. Mum ateşi gibi mi yanıyor? Ya. Mum değil ya. Ne? Şu an vücudunu seni nereden kasıyor? Her yerden kasıyor. Buradan, buradan, kafam. Ama anlıyor, kafama geldi diyor. Anlıyor. Anlıyorum, içimde burada, arkada burada, içimde. İçimde gösterdi bana. Allah bilir. Hazreti Muhammed Mustafa, Rabbi olan, benim de geçen hafta da yan komşuyu büyücü zannetmiştim. Size büyü yaptılar dedi. Yanlış bir şey söylüyorsun, beni affet. Büyü mü yaptınız? Öyle dedi, bahçeyi aradı, bir şeyler buldu. Evet, Allah bilir de neye günahını alıyorsun komşunun? Evet, sonra da vicdan azabı çekti işte, üzüldü. Ondan sonra da bunlar oldu. Orucu niye tutmadın 4 ay? Tutturmadım. He? Tutturmadım. Niye? Kim tutturmadı? Tutturmuyorum. Neyi tutturdun? Söyleyeceksin. Bir şeyler oluyor böyle, tutturmuyorum. Çünkü hala birilerinin büyü yaptığını zannından vazgeçmedi değil mi? Yok, vicdan azabı çekti ya. Ondan tövbe niye etti. Niye komşuyu durup dururken günahını aldı? Allah biliyor. Bir iki gündür de lanet yedi ama yani. Evet. Böyle değildi. Bunların hepsi birkaç gün yandaki komşu,
komşuyu dedim. Zanla girdi, evet. Düştü. Aldı onun günahını. Evet. Ondan sonra tekrar yakalandı. Yandaki komşuyla. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Babamda da var mı? Aç ellerini sen, bırakma onu. Baba oturuyor. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Hocam niye dil çıkarıyorum ben ya? Dilinle içtiğin günahı iftiraydı, o yüzden. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, iftiradan gelen şeytanlardan 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 Allah'ım. Allah'ım, iftiradan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Allah'ım. Şimdi bak, sana burada ne anlattım ben? İnsanın başına gelen bütün belalar ve musibetler kendi günahları ve hataları yüzündedir. Ben cin çıkarmam. Ben şeytan da çıkarmam. Senin günahın ve hatan varsa ondan sana tövbe ettim. El kaldırıp sen anlar olana da kısas yaparım. Evimde çiğnediysen. Bunu söyledim. Bana dersen ki işte bu bana şifa verecek, bu beni kurtaracak, Allah'a şirk koşmuş olur. Anladın mı? Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Şimdi sana ne yaptın? Sana dedim. Şimdi sana ne dedim ben? Gözünle görmeden hiç kimsenin günahını alma. Zanına düşme. İftira karşı tarafın bütün günahını olduğu gibi senin üzerine alır. Önce zanla ve iftiraya düştün. Sonra Allah'a dua ettin. Allah'ım bana göster. Gösterdi halini. Başkasının günahını alın. Kabirde nasıl azap çekiyorsa aynı azabı çekiyorsun. Gözünde gördün mü sana bir yapıldığını? Görmedin. Görmeden ne yükleniyorsun? Kur'an 4 şahit istiyor senden. Var mı 4 şahit? Yok. Önce günaha giriyor. Şeytanı bedene sokuyor. Ondan sonra diyorsun ki Allah'ım bana göster. Allah gösteriyor. Kabirde böyle azap çekiyor işte. Ama beynimde diyor bana. Beğendin mi? Dilinde söyledin onu. Allah bilir dediğimde hiçbir şey kalmaz. Kalk geç. Hadi bismillah. Ne geçti hocam? Hiçbir şey kalmadı. Ne kalmadı? Dilinde şeytanla. Allah'tan ders istedin. O kadar kolay çıkıyor mu? O kadar kolay. Hadi. Bak dinle. Allah sana bilir. Allah'tan bir ders istedin sen. Allah bilir. Birisinde şu yaptı bu yaptı şeytan sana şüphe verdiğinde demen gereken söz Allah bilir. Ben bilmem diyeceksin. Allah bilir de. Sen Allah'tan bir ders istedin. O beynimdeki ne? Her yer geliyor. Tövbe istiğfar edeceksin şimdi. Kesinlikle şimdi, iftira. Tamam da beynime aşağı iniyor, buralara iniyor. İftira başkasının günahını almaktır. Sen hiç günah işlemesen de başkasının aldığın günahın görevlisi bedene girer, seni cehenneme götürmeye fırsat olur. Sen sıkıntılandın, iftiraya düştün. Ondan sonra Allah'tan bir cevap istedin. Ve Allah da sana cevabı Hızır Aleyhisselam'a gönderdi. Ve iftira ettiğin kişiyi gönderdi sana. Tamam mı? Böyle bir şeyle karşılaştığı zaman ne gidiyor sana Allah? Allah bilir. Belki Allah gönderdi. İşte Allah gönderdi sana. Allah bilir dedi. Hayır, yani. Allah bilir. Belki Hızır Aleyhisselam'dı kardeşim. Neyse işte Allah bilir diyeceksin. Abi dedim Allah bilir. Allah bilir ama niye daha önce demedin o zaman? Önce demedik buraya getirdin işte. İşte niye demedin önce? Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Şeytana ve nefsime uyarak. Şeytana ve nefsime uyarak. Komşuma. Komşu. İki tane vardı. İki tane komşuma. İki tane komşuma. Bana büyü yaptılar diyerek. Bana büyü yaptılar diye onları. Onlara yaptığın iftiradan. Onlara yaptığın iftiradan.
Allah bilir diye demediğinden. Aa, iki tane de üst katta da var. Tamam. Onlara Allah bilir diyerek. Hepsini ne diyeceğiz? Onlara iftira atmaktan. Söyle. Onlara iftira atmaktan. İftira atmaktan. Günahlarını almak. Tövbe ettim. Estağfurullah. Tövbe ettim. Olabilir. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Allah bilir. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Kurtar beni. Tövbe ettim. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Allah bilir. Tövbe ettim. Estağfurullah. Ya Gaffar. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah. Ya Gaffar. Allah bilir. Tövbe ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya Gaffar. İnsanların yüzüne bakınca onları sandırtıyor. Allah'a aşağı. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. İnsanlara yaptığım bütün iftiralardan. Suizanlardan. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah bilir. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah bilir. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim hepsine insanların gözlerine bakıp yanlış şeyler hatırladım, iftira ettim, tövbe Allah'ım. Doğru sandım. Tövbe Allah'ım, senden başka ilah yok. Yok Allah'ım, yok. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Kurtar beni ne olur. Yalvarıyorum. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Vücudundaki akım biraz düşmeye başladı. Öyle olmuş, bir şeyler oluyor. Sen tövbeye devam et. Vücudundaki akım bitince kadar istiğfara devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah bilir. Tövbe ettim estağfurullah.
Ölüttüm estağfurullah ya Rabbi. Ölüttüm estağfurullah ya Rabbi. Ölüttüm estağfurullah ya Rabbi. Ölüttüm estağfurullah ya Rabbi. Hocam, muska yapmıyorum dedim. Muskalar orada diye onu kafama takmıştım ya. Oradan sana iftira. Hayır, sana attığı iftiradan tövbe ettirsen şu. Allah'ım. Erol Hoca'ya yaptığın iftiradan. Erol Hoca'ya yaptığın iftiradan. İftiradan. Gelen şeytandan. Sana sığınırım. Sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım. Erol Hoca'ya yapmış olduğum iftiradan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım. Erol Hoca'ya yaptığım iftiradan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım Erol Hoca'ya yaptığım Erol Hoca'ya yaptığım iftiradan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Bir şey kasıyor mu seni? Kasıyor. Ne demiştin buraya geldin Erol Hoca? Ağır girdi çıktı. Çıkıyor acayip. Muska yapmıyorum diyor ama ofiste muskalar var mı dedim. Kendi kendime içimden dedi. Ne dedin? Dedim muska yapmıyoruz dedi. Oraya baktım bir sürü muska var dedim. Dolandırıcı. Dolandırıcı mı dedin? Müşkilatçı dedim. Bize bir şey demedi. Kendi içinden mi? Sana kızdım, telefona bakmıyor diye bir şey dedim herhalde ya. Aklımda helal et bana ya. Helal olsun. Ama buraya gelsen ben onu kurtaracaktın oğlum. Aşağıda kaç, aşağıda bana bağırıyorsun bak kaçıyor içimden çıkıyor. Hoca yakalasın diye buraya koştum. Allah biliyor. Ya ama içimde bu bir şeyler var ya. Allah biliyor. Bana eğer şöyle de demiş olabilirsin, bana iftira atmış olabilirsin bir. Bana da iftira attı. Anneme de attı. Evet. Sana ne diye iftira attı? Babama da attı. Daha yeni iftira attı. Hepsine iftira attı. İftiradan çarpılıyor. Şimdi evet, şeytan şimdi ona, ben insanlara ben şöyle yaptı. Hepsini söyleyeyim, annem çıksın üstüne. Amin de sen duana bak şimdi. Bu normal bir vaka. Şimdi siz belki de bana asıyorsunuz da. Evet. Şimdi şeytan neyle beslenir ablacığım? Günahla beslenir. Ne yaparsın? Birine iftira atarsın, birine günahını aldın. Evet. Ona atarsın, günahını aldın. Erol Hoca'ya atarsın, Erol Hoca'nın aldın, onun aldın derken vücutta bir enerji birikir. Sonra da dua edersin, Allah'ım dersin, Hazreti Hızır da bana göster, cevap ver, neden geldi? Allah da gösteriyor. Onun ağzından çıkan söz, Allah bilir demesi, zamanından beri, eskiden beri bunda zan hastalığında, insanların günahlarındadır. Evet, evet. Allah bilir demediğin için. Allah bilir işte. O Allah'tan hatasının ve günahının cevabı nedir? İşte onu istedi. Allah bilir. Hazreti Hızır da ona geldi. Allah bilir gibi tokatla öğretti. Hocam 4-5 gün namazını kılıyor. Kur'an'a diyor. İşte Allah bilir diyor şimdi. Sadece Allah bilir diyor. Yani işte evet, Allah o zaman şey arabada hocam Hazreti Muhammed Mustafa'nın Rabbi olan Allah benim de Rabbim tektir. Arkasından da Allah bilir. Dediğin zaman bu sefer peygambere bile şüpheyle baktın yani. Öyle mi? Tabii şimdi peygamberimiz Allah'ın elçisi midir diyor sana. Sen orada da bu sefer o zaman ona da şüpheyle bakıyorsun. Allah bilir. Belki değildir. O zaman Allah bilir demiyor. Peygamber Efendimiz'in diyor. Peygamberi benim de peygamberim. Benim peygamberim diyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberi benim de peygamberim. Allah'ım benim de Allah'ım diyor. Öyle dedik. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Rabbi olan Allah benim de Allah'ımdır. Allah birdir. Hani hep insanların... Bilir demedim. Birdir dedim. Birdir dedim. Evet. Gözleri... Ben demedim onu işte. Allah bilir dedi. Eğer dediysen hani Allah bilir. Birdir dedim. Ben Allah bilir artık Hızır mı? Ya vücuduna bir enerji geldi, girdi, bir dokundu sana. Hocam. Hatanı gösterdi. Tamam da. Sen en lazım. Büyük hatan... Bak sen geldiğinde de, eşin geldiğinde de ben iftiradan kısas yaptım ona değil mi? Evet. İftira atıyorsunuz. Milletin günahını alıyorsunuz. Ondan hastalanıyorsunuz dedi. Doğru mu? Evet doğru. He. O zaman da söyledim ama aradan 3 ay, 4 ay geçti, ama gitti, yok baba, ben yere şimdi komşunun günahını aldı. Hocam, almadı mı? Hocam, babamda da şimdi bak bana şey oldu, o gösterim dedim mi? İsmail diye birisi var, babamın şey dedesi, evet. Adam öldürmüş bu. Dayısı da onayladı.
katil olmuş adam. Tamam. Adam çok eskiden katil olmuş, ondan gelen. Onun günahı onun ondan lanetlenmiş, ondan babamda da diyor var. Babaannemde 3 kişi orada de vardı. Orada toprak kaldı mı size? Bu topraklar kaldı mı? Bilmez o. Kalmadıysa bir şey olmaz. Onda iş yok. Nasıl kalmadı? Oğlum sen... Öyle. Hayır, bana diyor ki mezar üstüne gidip adamın ismini de söylüyor, öldürelim. Ara sor o zaman, doğru mu adamın ismi? Bir sorsun. Kim adamın ismi? Adamın ismi öldürülen, doğru mu değil mi? Şeytandan mı, Rahman'dan mı? Adamın adı Hasan. Hasan, ara. Aranın bizim burada ne işimiz? Babamda da. Bak. Ağrı sesi ne değişiyor hocam böyle konuşuyor. Hiç tuhaf var. Hocam ne bilsin var böyle? Ya arasın. Arasın. Ara. Bilmiyorum. Buradan gitmem ben bu çocuğa. Oğlum adam o. Sende de var. Sende de var baba. Allah biliyor. Bende var tamam. Onda da iftira yapıyor. Hiç kim var? Her şey var. İftira etmiyorum ben. Allah bilir yine. Ama şimdi onun günahı ondan mesul. Senin günahın da senden mesul. Hocam ama beraber getirdi bize. Hep beraber dedi gidin dedi. Onlara da musallat oluyor ama onlar da yok dedi bana. Sadece 3 kişi de var dedi. Bu dedi. Kurtar olacak kişi. Babaannem şu an yatalak. Hiç beyni meyni böyle. Onda da var. Benim gibi. Babamda da vardı. Ben değil. Allah bilir. Cenab-ı Allah bilir. Bir doğru yasak. Kim dedi sana bunu? Hocam kimin dediğini bilmiyorum. Yani bunu bir baksak arasak. Hasan kimmiş? Yani çok zor mu bu? Tabii, zor mu yani? Bir şey diyeyim mi sana? Muhammed'in dedesi 18 yaşında gelmiş Hasan'a. Şimdi oradaki kim var onu bilemezsin ki. Adresi neresi? Nasıl? Bilemezsin ki. Dayısını biliyor dayısı. O da bilmiyor oğlum. Her zaman bir şey sen, dayı, hocayı değil ya. Bunda, hocam yapma. Sen uyma ya. Bak, sen uyma Allah aşkına. Dua etsen uyma. Bak. Beni dinliyor musun? İftiradan çarpıldı. İftiradan giren Allah şey bilir diyorum. İftira etmiyorum. Allah bilir diyorum. İftira ama mi? Öyle gösterildi diyorum ben. Yani öyle bir şey oldu diyorum. Zaten daha önce iftiradan çarpıldı. Hı. Aynı iftirayı bir daha yaptı. Bir daha çarpıldı. Hocam. Tamam mı? Şimdi Kur'an'da ayet var. Alakası yok hocam. Yapma. Neyi? Neyin alakası yok? Ya neyin ben diyorum ki bu şeytandan mı, Rahman'dan mı, öğrenin Allah... Neyin şeytandan mı? Ben Rabbimden geldim. Lan senin günahından, neyin hesap ediyorsun? Senin günahından. Adam katil olmuş diyorum sana hocam. Sana ne onun günahından? Herkes kendi günahını hesap ediyor. Sen demedin mi bize gelir şey diyor hocam? Sana gelirse sen bütün soyunun hak sahiplerinin ayrında oruç tuttun, sadaka verdin. Bitti, sende iş yok. Herkes kendi günahının cezasını çeker. Herkes kendi günahını cezası ama sana gelen bir intizar et varsa da soyundan onların adına sana dedim Yasin oku, kurban kes, dua et, sadaka ver, kalka. Tamam, bunu söyledim, bitti. Bunu taktı o zaman. Bunun ötesi yok. Evet. Anladın mı? Sana sürekli başkalarından beslenmek için, evet, başkalarının günahıyla beslenmeye çalışıyor. Anladın evet, mı? Evet. Çünkü sen dedi şeytan iftirayla girdi. İftirayla giren... Şimdi herkesin gözüne bakıp işte mesela ben Allah'a... İşte iftirayla giren iftirayla besledim. Hocam Allah'ı andığımda mesela göz göze bakıyoruz ya seninle. Allah'ı andığımda aşağı diyor ki... İşte ben Allah'a da kendi iftirana şahit göstermeye başladım. Oradan çarptım. Hocam... O yüzden bu kadar güçlü. Bana diyor ki tuttuk onlarımı sen bir iblissin. İstediğin yaptık böyle yaptı hocam. Yok pişman değilsin ki. Pişmanım da bak. Nerede pişman? Bana diyor ki beynim içinde ya ağrı basıyor, çıkıyor, giriyor, belli ediyor bana. Beynimin içinde diyor, bu gösterdim diyor oradan diyor. Ya yalan. Sen, bak şimdi ayet ne diyor? Sizin başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizle yaptıklarınız nedeniyledir. Değil mi? Yani senin başına gelen bir bela bir musibet, senin kendi elinizle yaptığın nedeniyledir. Kendi günahın nedeniyledir. Sen geldi günahın nedeniyledir sana iftira attın. Gittin tekrar, tövbe ettin, biraz arındın, marındın, gittin komşuya. Yok değil mi hocam? He, komşuya yapıştırdın iftira ettin. Ondan sonra açtın bir de utanmadan Allah'a dua ettin. Allah'ım işte şöyle, böyle, şöyle, böyle. Biz inanmıyoruz diye bize de bir şey yaptık. Ondan sonra bunlar inanmadıkları için bunları da tartakladın, hakkını yedin. Haddini aştın. Evet. Ondan sonra bir şeytan girdi, köküne kadar sana azap ediyor. İster tövbe edersin, ister kıyamete kadar bu azabı yaşarsın. Tövbe edeceğim. Tövbe edeceksin ama bir sebep ona da iftirayla var mıydı? Tamam etmeyeceğim de hocam sen hani demiştin ya buraya geldiğinde baban da çağır baban da bakarız en çok onda olabilir. Bir şey olursa dedim. Adaktan dolayı. Dedem adaktan dolayı. Dedem gel bakayım ona. Dur bakayım hocam.
bakalım. Tamam hocam. Varsa da zaten ben de olacağım. Var, hocam onunla. Bak şuraya. Dedem çok beddua etmiş ona. Tabii. Çok beddua etmiş hocam. Bak hocam. Ömer de öyle çok beddua aldı onu. O da öyle. Anneden babadan herkes. Sen bilirsin. Biz bilmeyiz. Sen bilirsin. Biz bilmeyiz. Sen bilirsin. Biz bilmeyiz. Ya. Tamam. Tarvan mı? Ya. Şurası. Bir sen bilirsin Ayşe. Anne baba ikisi de rahmetli mi? Sen bilirsin. Anne. Sen bilirsin. Anne. Hayırlısıyla. Tamam yavrum, tamam. Güzel bir olsun. Ama kalbini ziyaret edersin. Baba bir helallik alırsın. Anne de şu an hafızası yerinde mi? Annenin yerinde. Yok, tövbeyse bir şey yapsak. Bir tövbe ettireceksin anne. Babanın da kalbini ziyaret edeceksin. Bir helallik alacaksın. O kadar. Bana çocuklarıma şu ana kadar yaptığın, yapacağın bütün bedduaları, tövbeler ıslan edeceğim. Üç kere tövbe etme estağfurullah. Reçete var ya. Hala yapıyor. Yaptığın ve yapacağını bilmeyeceksin. Hocam. Hocam. Şey zaten adağı kestirdiniz. İşte diyebilir miyim? O adağı siz o niyetle. O niyetle kestik ya. Gibi, eşimin üstüne bir şey diyeceğim hocam. Oğlumun üstündekiler kalksın diye ettirdiniz ya. Biz o niyetle ettik zaten. Hocam bir şey olmayan şeyler oldu. Gerçekten çok güzeldi. Aslında muamele de. Hani bir hatırlıyorsunuz babamın buraya gelmesi. Mucizeydi yani onların barışması. Hocam saklanaştırdı. Bütün kardeşler önce geldi. Adaklar görevli mi şey yaptı? Bütün kardeşler. Mesela geçen akşam Muammer hiç onun ağzı öyle şey çıkmaz. Dedi ki şey artık bundan sonra da bütün ailemi bir araya toplayacağım. Hep ben yani üstlük yok. Muammer asla öyle şeyler anlamadı. Ve çok büyük dua almıştı. Hocam bir şey diyebilir miyim? Şimdi aslında bak rüyam. Ben anlatayım bir şey diye. Yok şey yap. Yok rüyam değil babamı tuttum. Yani eline öyle baktım ya, sanki ben yani değildim de böyle bir şey. Sonra geldi özür diledi. Öyle değil, özür diledi ama o gözünün bir tanesi farklı, ufalıyor. Sağ göz müydü o? Sağ gözün müydü? Eğer şeyse, şimdi olay nereden kaynaklanıyor? İnsanlar hep diyor mu? Kendi hataları. Ve annem babam böyle beddua ediyor mu sana? Ediyordu çok. Ediyorsa bu beddualar bela gibi dönüyor. Çok ediyordu. Şimdi bunların içinde illa dedik evladının mürüvvetini göremem. Evladım da sana yapsın. Yapsın dedi. Ama şimdi duayı evet. Yaptı ya. Vücuttaki enerji zayıfladı. Sana evet. Yaklaşmaya kalktığında evet. Beddua bozulmadığı için bundaki Allah bilir. Allah bilir. Açığa çıkınca bu sefer de bu kasırmalar oldu. Allah bilir. İşte sen de şimdi Müslüman'ı bitireceğim diye niyetlendi ya. Niyetlenince bir açığa çıkıyor enerji. Burada yapılacak olan en güçlü şey, en iyi şey. Anne sağlam bir tövbe istiğfar etmek. Sana ben dedenin kabine git dedim. Gittin mi? Köküne gideceğiz. O da söylendi hocam. Git demiştir. Yani reçete itham edilse bir şey kalmadı. Reçete de birisi... Bitirip mi gelecektik reçete? Eksik kalmadı. Bitirmeden geldik. Ama bak sen dedin ya hocam bu hani şey diye anladım özür diliyorum. Baban dedin. Babanı da getirirsin dedin ya. Ben o yüzden buraya hani buradan gelip düşündüm. Şöyle düşündüm. Bu 7. son şeyi yapmadım. Kabir üzerine gitmedim. İşte gitsen belki de bitecek yani. Eğer dede beddua ettiyse ondan da vücudu kasar. Sana der evladın yönetini göremedin. Sen Allah'a bedduayı kalmadın. Ya bir azap çıkıyor ortaya. O da eğer dede lanetlediyse bu da şimdi işlemleri hayırı sadakayı kurbanı yapıyor dedenin ayrıla falan. Göbrün başına gitmeden kalkmaz. Hocam öyle dedi bana. Bak hocam bana dedi ki amcan da gidecek, yanacak cehennemde iftira atmıyor. Atıyor muyum bilmiyorum, Allah biliyor. Amcan da yanacak. Bunun babası ha. Bak dedem, yok bir de bunun dedem kızını veriyor. Amcasının oğluna. Bu amcam da bunun kardeşi de kanser etti kadını. Onları kadını görüyor. Aldattı, mahvetti. Amcanın kızını veriyor. Kadını mahvetti. Bak inan hocam. Kadını mahvetti. Ben iftira attım. Ben Rabbime inanıyorum. Bilir Allah bilir. Öyle bir dua ettim ben. Bitireceğiz. Ama şimdi Allah bilir. Dua ederken bütün soy üzerine dua ettim. Soydaki enerji kalksın diye. Allah bilir. Kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Allah bilir. Tam bilmesi gerekiyordu. Zaten bu kadar. Geçmedi hocam. Hiçbir şey geçmedi. Bak. Sen
Haklısın. Sen şöyle bir dua etsin. Haklısın ama hiçbir şey geçmiş değil. Ne onda ne bunda. Aç elleri bakayım. Allah bilir. Allah büyük babamın ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle dedi. Dedim. Mehmet dedi mi? He. Allah'ım. Mehmet dedemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affet. Bir daha söyle. Huzura kavuştur. Onun adına tövbe ediyorum. Affet. Tövbe ettim. Estağfurullah ya. Tövbe ettim. Estağfurullah ya. Tövbe ettim. Estağfurullah ya. Tövbe ettim. Estağfurullah ya. Gaffar. Tövbe ettim Allah'ım. Onu nasıl tövbe ettim. Estağfurullah ya. Tövbe edemez Allah'ım. Affet Allah'ım onu da affet. Evet dua ettim. Tövbe babama çok beddua ettim. Affet bizi Allah'ım. Babamı da affet beni de. Tövbe dedemi de affet. Tövbe. Tövbe. Babam da tövbe ediyor. Bizi affet. Tövbe Allah'ım. Muhammed Mustafa'nın Rabbi olan Allah. Benim de Rabbimsin. Senden istiyorum. Başkasın değil. Allah. Sensin başkasın değil. Tövbe. Tövbe. Hazreti Musa sana yalvardığı gibi. Hazreti Eyyub'un sana yalvardığı gibi yalvarıyorum ya Rab. Artık şeytan, içindeki bu şeytana çok yoruldum, dedi sana Hazreti Eyyub. Daha katımı bitir dedi Allah. Ben de aynı şey diyorum. Sonum geldi. Tövbe istiyorum. Babamı affet. Allah'ım babaannemi affet. O da çok beddua etti babaannem, çok beddua etti. Biliyorum değil mi? Herkes biliyor. Köyde herkes biliyor. Sor onlara. İnanmıyorsa ne olacak? Tövbe ettim. Babaannemin adına tövbe ediyorum. Babaannemin adına tövbe ediyorum. Onun adına tövbe ediyorum ya Rab. Ya Rabbi. Kurban oldum. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım. O İsmail dedenin, o katilin yapmış olduğu, öyle haksız yere adamı öldürdü, tarlayı haksız yere almak istedi, tüfekle vurdu adamı, Hasan'ı vurdu. İftira atmıyorum, arasın, ondan da özür diliyorum. Hasan amcadan özür diliyorum. Allah'ım Hasan amcadan özür diliyorum. Hasan amcadan özür diliyorum. Rabbim öyle desin bizi, affetsin bizi. İsmail affetsin. İsmail'in adına da ben tövbe ediyorum sana ya Rab. Kadir'im bizi kurtar tövbe. Babam da tövbe ediyor. Ona da ettir hoca, ona da ettir İsmail'in. Hocam ona da ettir. Tamam yapayım. Hocam iftira değil. İftira değil hocam. Hocam iftira değil. Allah bilir söylemem ve söyleten Allah bilir. Bunu bilmem, kimse bilmez. Kimse bilemez. Hocam yan tarafı verdik onu da, o kadına verdik. O kağıdı da, o gelen kadına ona ben verdi, şey verdim. Ona ben dua kağıdı. Hocam yan taraftaki kadını ben iftira attı diye bizden anladım. Attım diye Allah bilir. Ona para, babamdan aldığım parayı, param yoktu 1 lira, ona verdim. Dedim ki ya hayırlısını sen bilirsin ya Rabbi. Ne şeytan bu, ben bilmem. İftira attım. Sen bilirsin dedim.
Sen bilirsin. O da... O kadın da benim gibi takıntı rahatsızlığı var. Hepsinde varmış hocam. 5 kişi miydi onlar? 4 kişi mi aile? Hepsinde... Hepsi hasta. Tamam, onlara hocam... Onlara ben... Üzüldüm. Sadaka verdim. Bir taraftandır. Ben onlara insan olarak üzüldüm, verdim. Onların ne olduğunu ben bilmiyorum. Onlara iftira attırttı bana şeytan. Tövbe ettim ona. Tövbe ettirdin bana. Komşu hakkına tövbe ettirdin. Onun ne olduğunu. Allah bilir onların ne olduğunu. Biz bilmeyiz hocam. Ama hocam senin söylediğin hepsi doğru. Dün evet. Sanki bir transa girdi böyle, gözlerini kim vurdu diye soruyor, buna karısına yazdırıyor. Hasan, Hasan ismini hep kendisi söyledi. Nasıl bulacağız onu diyor, köydeki eski muhtar ağabeyi bulacağım. Köyü ne kadar söyledi, yalan değil. Ha, yalan diyor, haşa. Allah bilir, tövbe, tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah, tövbe ettim estağfurullah ya Rabbi. Allah bilir. Bir arayalım. Ne dedi, hangisi? Annemin babası. Annem, ben bilmiyorum. Onun da kafası niye karıştı? Siz bu hani adak olayını beddua, hani oradan oğula geçer falan dediniz ya. Ondan sonra da biz babaanne yatalak olduğu için onu ziyarete gitmiştik. Orada da dayıyla karşılaştılar. Muhabbet oradan gelince dayı da bunu anlattı. O şimdi öyle zannediyor. Sizin o hani beddua geçer babadan ona dedi ki onu da öyle zannediyor. Ona inandırdı bile kendini. Kafam hata. Reçete bitmedi hoca, doğru söylüyor. Ama söylenenleri Allah bilir. Biz o reçeteyi yapacağız değil mi hocam? En son rasimler, sadakalar hepsi bittikten sonra olmuşlar. Peki hocam. En son kabir ziyareti. Hocam, bu kadına verdim. Bak yine uğraştım ben. Ben insan olarak verdim ya. Bir tövbe edeyim, iftira yine ettiriyor. Ne yapayım? Kafamı karıştırıyor. Kabir olayı da açık. Azap halini çıkışı mümkün. Bu kadın, kadına, hocam kadını çok şey yapıyor, düşündürtüyor bana, ailesini filan. Sadaka verdin ya, sadaka veda edip eder, sadakayı vermen vücuttaki enerjiyi rahatsız etti. Peki bir daha söyledim ya böyle, iftiraya mı giriyor, doğru değilse şimdi ne olacak? Onu nasıl yapacağız, hep kafam karışıyor. Tövbe vereyim. Bir de sen bu olayda bunu tetikleyecek başka bir şey daha yaptın. Yani bu arada... Şeytanın musallat olmasından korktun mu? Korktum hocam. Korktum, orada duvarlarda görünüyor ya. Bana burada bir şirket bana... düşüş olabilir mi? Anlatan başkasından korkmak, seni şirket düşürür. Mesela Erol Hocam medetü bulacak demek şirket düşürür. Hocam ben devamı zaten Mahmud Efendi'den medet isterim. Peygamber Efendi'den medet ama Allah'tan isterim. Şeyhten medet umup şirket düşmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum ya. Daha iyisini söyledim. Allah Mahmud Efendi'den medet umup. Tamam, güzel şey var. Allah'ım. Mahmud Efendi'den medet umup. Allah'ım. Mahmud Efendi'den. Medet umup. Şirket düşmekten. Şirket düşmekten. Gelen şeytanlardan sana sığınırım. Allah'ım. Mahmud Efendi'den medet ummaktan senden başkasından himmet ve yardım dilemekten Dolayı İşlediğim günahtan Tövbe ettim. Estağfurullah ya Rabbi. Tövbe ettim. Ancak senden isteriz Allah'ım, yanlış yaptım. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Rabbi, acı bana.
Evet. Sensin benim Rabbim, onlar değil. Tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim. Allah'ım, bu insanlar senin kulun. Kullarından medet istemekten. Kullarından medet istemekten. Yardım dilemekten, istemekten. Korunmayı istemekten. Korunmayı istemekten. Gözetilmeyi istemekten. Gözetilmeyi istemekten. Kendi kendime. Kendi kendime okuyup üfleyip su içip, okuyup üfleyip bilmediğim duaları yazıp içip hocalara gidip Allah'ım kendi kendime yürüdüğüme çalıştım, affet beni ya. Tövbe ettim estağfurullah ya. Tövbe ettim estağfurullah ya Rabb'a. Senden beni isterim, daha başka kimseden istemem. Allah'ım yardım et. Tövbe ettim estağfurullah. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffa. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffa. Tövbe ettim. Senden isterim, başkasından istemem. Allah'ım insanlardan istemem. İnsanlar. Sen Allah'sın, affet beni. Onları Allah olarak görse gördüm. Bir affet. Sana şirk koşmayacağım. Gizli şirk koşturdu bana. Affet, bilerek yanmadı biliyorsun Allah. Gizli koşturdu bunu bana. Beni affet. Beni affet, bu gizli yaptırdı bunu bana. Affet sana bana. Ben çok inanıyorum sana. Çok inanıyorum. Seni çok seviyorum Allah. Senden affet. Affet. Tövbe. Tövbe. Sadece senden. Sadece senden. Kimseden değil. Senden medet. Sen bana yardım et. Bu içimdeki, içimde dışımda nerede, anamda babamda nerede varsa. Sen kurtar Allah. Allah sensin. Allah olan. Allah olan. Allah olan. Allah olan. Allah olan sensin. Sana sığınıyorum. Sana sığınıyorum. Allah'ım, buna takatim kalmadı. Bana yardım et çoluğum çocuğum Melikşah. Bu çocuk yavrularım var Allah'ım. Allah'ım. Allah onlara acı. Onların hürmetine demeyeyim. Onlara acı. Sen acıyansın, merhametliler merhametlisisin. Onlara merhamet, onların belki merhamet. Beni de affedersin. Affet ya. Gücüm kalmadı ki. Allah'ım gücüm kalmadı. Benim de kalmadı. Ruhum ağırlığı. Ruhumu çaldı bu. Gizlice. Ruhumu çaldı. Senin verdiğin. Ruhu çaldı ya Rab. Çaldı ruhumu. Ne olur bana verdiğin ruhu ilk gün gibi. Temizle. Temizle, temizle. Senden istiyorum ama. Sensin Rabbi. Başka yok. Ben neyim ben sahip. Affet. Affet. Allah'ım bilmiyor. Allah'ım bilmiyor, karışıyor her şeye işte. Allah'ın işine karışılmaz. Allah'ın işine kimse karışmaz, bak hoca karışmıyor. Allah'ın işine karışma anne. Uyuyun sizle. Tövbe Allah'ım, tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Annem karıştığı için tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Ya Rabbi bitir, gücüm koydum kalmadı. Son biraz tövbe ediyorum. Ağlamadı tövbe. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden büyük değildir. Günahını Allah'ın rahmetinden büyük tutmak. O da bir ölüm. Evet. Da. Evet hocam. Tamam mı? فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti.
Dediler ki, ya Resulallah, dokuzu ile beyatlaştı. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur. Vereyim mi?